Evet, herkese merhaba. Birkaç tane çektik açılışı. Uzun zaman sonra tekrar ofiste olmak güzel. Yeni bir programa dönüyoruz bir de. Evet arkadaşlar, bu arada Hasan neden ortadan kaybolduğunu cevabı da aslında programda. Bu programa çalıştım arkadaşlar. Yaklaşık 2 ay boyunca. Teorik fizik, deneysel fizik, kuantum fiziği bunları okudu. Yani biz bir iş yapıyorsak burada, içerik yapıyorsak buna uzun süre çalışmak istiyoruz. Hasan evet. Da böyle bir izin aldı bizden bir süreliğine. Stanford Üniversitesi'nden dersler aldı ve aramıza geri döndü. Bakalım bu programa verdiğimiz emek karşılığında bulacak mı? Yaklaşık 2 aylık bir emek bu. Niye böyle bir program yaptık? Kaan'la Interstellar'ı izledik bir podcast için. Arkasından da canımız çekti, Kontağı izleyelim dedik. Kaçıncı kez izledin Interstellar'ı? İkinci kez değil mi? Ben ikinci kez izledim sinemadan sonra. İki defa izledim ben de yani. Kontakt'ı herhalde bir Kontakt'ı bayağı izledim. 4-5 kere izledim. Ama uzun zamandır izlememiştim. Evet. Kontağı biz Hasan'la ara ara buluşup Kontakt'ı izliyoruz. Yeni program doğdu oradan da, hani yapalım dedik. Birkaç farklı film de bulduk bunun arkasını. Tez antitez dedik adına. Hani burada bir filmi gömmek değil amacımız ama birbirinin zıttı olduğunu düşündüğümüz, aynı ya da benzer bir temaya sahip filmleri karşılıklı incelemek istedik. Burada amaç böyle sevip sevmemek değil gerçekten. Biraz da böyle yaklaşım olarak birbirinden tamamen ayrılan filmleri birlikte ele almak. Başlayalım o zaman istersen. Evet, zaten şey zamanında yani Interstellar gösterime girdiğinde bu Contact meselesi yine gündeme gelmişti. İki filmin de bilime yaklaşımları ve hikayeye yaklaşımları benzediği için. Hatta fizik danışmanları bile aynı. İkisi de işte Kipton çok ünlü bir teorik fizikçi, ona danıştıkları için o dönemde de gündeme gelmişti. Ve insanlar bir Contact ile Interstellar'ı karşılaştırmaya başlamışlardı ama tabii şimdi yani bir Covid dönemi sonrası dünyada böyle çok ağır değişimlerin bir anda yaşandığı ve bunu gözlerimizle hemen o anda fark edebildiğimiz anlarda bu iki film artık başka bir yerde durmaya başladılar bu kırılmadan sonra. O yüzden şu an bunu konuşmak bana da ilginç geliyor bayağı. Program boyunca spoilerlardan hani evet. Bahsedeceğiz filmin sürprizlerinden. Ama bu iki filmi izlemediyseniz bu videoyu izlemeyin. Sorumluluk almıyoruz. Aynen. Ya da izleyin ama niye spoiler verdiniz demeyin. Evet. Bu uyarı yapalım. O zaman hani Kip Thorne dedin, bilimsel yaklaşımlarınla başlayalım. Şöyle, ikisinde de danışmanı Kip Thorne ama bambaşka bilimsel yaklaşımları var açıkçası. Bunu da zaten yönetmenlerin tarzları belirliyor. Biri diğerinden daha değerli olduğu için söylemiyorum ama Christopher Nolan biraz daha dramatik yapısını zaten cevaplar bulmak üzerine kuruyor. Yani evrenle ilgili, varoluşumuzla ilgili sorulara bir cevap bularak bir dramatik yapı oluşturuyor ve devasa epik bir anlatım ortaya çıkarıyor. Contact ise bunun tam tersi. Film baştan sona soru sormak üzerine kurulu. Yani bütün tasarımları, bütün kurulumu soru sormak üzerine. Hatta o inanılmaz final sahnesi bile böyle seyirciyi de yani biraz soru işaretleriyle bırakıyor. Hani neye inanmak istersen istersin. Ama ortada devasa sorular var. Ve bu soruları yeni sorular ekleyebildiği için de Kontağı seviyorum ben açıkçası. Kozmos'un yazarı Carl Sagan'ın aslında metinlerinden uyarlanmış bir filmde diyebiliriz. Hatta direkt romanından, Mesaj isimli bir romanı var. Türkçe'de de var. Çok da iyi bir roman bence. Kendisi filmi göremedi. Tam film vizyona girdiği sırada da hayatını kaybetti. Evet. Onun yaklaşımını da görmek mümkün. Carl Sagan zaten herkes biliyor. Yani bilimi sıradan bizlere anlatabilmek konusunda yegane isim. Filmde de bu anlatım bence dili olarak kendini bulmuş. Hani izlerken çok acayip derinlikli bilimsel soruları bir şekilde filmin o dramatik dünyası içerisinde yedirilmiş. Ve tamamen sorularla seyirciyi baş başa bırakıyor. Interstellar ise evet bunu tam tersi. Şey de ilginç geliyor bana, şimdi Carl Sagan demişken birazcık ondan da bahsetmek istedim. Ya bilim dediğimiz şey 17. 18. 19. yüzyıllarda işte Faraday'ler bilmem neler döneminde bayağı halkla iç içe bir şeymiş aslında. Yani insanlar böyle bilim insanları bir açıklama yapacağı zaman böyle sanki bir sinemaya toplanır gibi salonlara, büyük salonlara toplanır ve onların o yaptıkları tuhaf deneyleri bir sihir gösterisi izler gibi izlerlermiş. Sonra tabii ki 2000'lerin dünyasında daha modern ve postmodern dünyada insanların artık başka şeyleri, ilgi alanları çok daha fazla genişlediği için bilim birazcık halktan kopmaya başlamış. Carl Sagan bu anlamda birazcık şeyin önemini taşıyor. Einstein'la beraber bilimin tekrar popülerleşmesi ve işte insanların
Einstein teorileriyle beraber bugüne kadar bildikleri her şeyin aslında eksik ve yanlış olduğunun ortaya çıkması sonucunda tekrar bir oralara dönülüyor ve bakılmaya, daha popülerleşmeye başlanıyor. Einstein zaten 17. ve 18. yüzyılların büyük bilim insanlarından sonra bir star haline dönüşen, yani bütün dünyada popüler hale gelen tek insan. Carl Sagan'da aslında birazcık 60'larda başlayan dalga, işte 1905 fiziğin zaten efsanevi yılı olarak biliniyor. Sonra 60'lardan sonra başlayan tekrar popülerleşme dalgasında en önemli aslında isimlerden biri. Gerçekten senin de dediğin gibi halkla bilim arasında aslında bilimin anlattığı şeylerin zannettiğimiz kadar karmaşık olmadığını ve gündelik hayatta sürekli karşımıza çıktığını, hatta bu bilgilere ihtiyaç duyduğumuzu, bir iş yapmak istiyorsak bu bilgilere ihtiyaç duyduğumuzu, dünyayı daha iyi anlamak, kendimizi daha iyi anlamak için ihtiyaç duyduğumuzu öne süren bir insan ve çok tabii ki önemli bir kırılma yaratıyor. Yani sosyolojik olarak da Carl Sagan'ın yazdığı metinler. Kontakt da onlardan biri aslında. Bir roman, kurmaca bir hikaye ama dediğin gibi aslında çok gerçek bir sorudan yani yola çıkıyor. Interstellar da öyle. İkisi de bilimin şu anda en çok merak ettiği sorulardan, cevabı verilememiş sorulardan yola çıkıyor. Bir tanesi Kontakt'ta yapılan, başka bir medeniyet var mı? Varsa nasıl gelişmiş? Teknolojileri bize benziyor mu? Veya bizim bundan işte asırlar, 10 yıllar, 10 bin yıllar sonraki halimiz nasıl olacak? Bir medeniyetle karşılaşırsak onlar bizden ne kadar gelişmiş olacak? Gibi sorular etrafından yola çıkıyor. Ve bir Kontakt, yani bir mesaj geldiğinde nasıl bütün dünya bir sosyolojik olarak buna nasıl tepki verecek? Ne kadar korkacağız, ne kadar heyecanlanacağız gibi sorular üzerinden. Interstellar'da sorulan soru ise aslında çok fazla soru var. Birincisi bu gezegen bittiğinde ne yapacağız? Başka bir gezegene taşınabilir miyiz? Böyle gezegenler var mı? Bunun araştırması. Böyle bir teknoloji var mı? Böyle bir teknoloji var mı? Bu arada şeyi söyleyeyim, lafını bölüyorum. İki film arasında 20 yıllık bir süre var. O yüzden hani sorularının değişmesi de gayet normal. Çünkü hani Interstellar'dan beri çok fazla şey değişti. Hani şu anda zaten başka bilimsel olarak bambaşka gelişmeler yaşandı. Hani o yüzden o aradaki mesafe de önemli filmlerin konuya yaklaşımları açısından. Bu bakımdan da şey ilginç. Mesela Carl Sagan bu yolculuğu bilimsel bir temele oturtabileceğini tam olarak bilmiyor. Kendisi bir şey olmadığı için, teorik fizikçi olmadığı için, bir astrofizikçi olduğu için buna bir teori arıyor. Gerçekten bu yolculuğu nasıl yapabilir diye. O yüzden aslında Kip Thorne'u arıyor ve Kip Thorne'un ona önerdiği şey solucan deliği oluyor. Yani işte evrenin şöyle katlanarak ikiye bölünebileceği ve böylece bir zamandan diğerine, bir mekandan diğerine yolculuk yapabileceğimiz son derece teorik, varlığı kanıtlanmamış dedikler. Ama bilimde uzun zamandır konuştular. İşte Stephen Hawking'ler vesaireler de bunun üzerinde çok konuşmuşlar. Interstellar'da yine aynı solucan deliğini görüyoruz. Bu sefer orada yine Kip Thorne danışmanlığında yapılmış bir film ve solucan deliğiyle aslında başka bir gezegene çok hızlı bir şekilde, normalde uzay zamanda ulaşamayacağını düşünülen bir hızda evreni bir anlamda hackleyerek ulaşıyorlar. Hani benzer, çok benzer aslında meseleler etrafından şekillenen filmler oldukları için de ayrıldıkları noktalar daha dikkat çekici hale geliyor bence. Tabii şöyle bir şey de var. Şimdi Christopher Nolan bir yandan cüretkar bir şey yapıyor. Yani insanın asla ulaşamadığı bilgileri bir kurmaca bir hikaye yediriyor. Bu yüzden de hani bayağı bir dünyadan çıkıp evrene bir yolculuk izliyoruz. Yani kara delikte bir hikaye izliyoruz. Başka gezegenlerde yaşamları görüyoruz. Ve bize bambaşka hiç bilmediğimiz bir şey gösteriyor. Yani tam da sinemanın, hani kurmacanın yapması gereken şeyi yapıyor. O yüzden bu çok cüretkar. Hatta birçok sahne de o yüzden heyecan verici. İşte o dünyada geçen bir saat başka bir dünyada 7 yıla tekabül ediyor gibi. Böyle çok fazla geyi de yapılan mevzu var. O yüzden gerçekten tamamen tahayyül üzerinden ilerleyen bir şey. Kontaksa biraz daha bu tahayyülü karakterin kendi tahayyülü üzerinden kuruyor. Yani Jude Foster'ın canlandırdığı baş karakter aslında hep merak ediyor. Gerçekten evrende bizim dışımızda olanlarla bağlantı kurabilecek miyiz? O iletişimi sağlayabilecek miyiz? Ve nasıl olacak bu? Ve filmde tamamen onun izleyeni takip ediyor. O yüzden asla öyle evrene yolculuk yaptığımız bir hikayesi yok. Ama sana sürekli bunu hissettiriyor, bunu düşündürtüyor. Ve bunun nasıl korkutucu ve heyecan verici bir şey olduğunu da duygu olarak işliyor. Bu anlamda çok daha güçlü bir film. Çünkü tamamen duygusunu buradan alıyor. Yani bir aksiyon yerine tamamen karakterin merağı üzerine kuruyor anlatısını.
bu anlamda da biraz kıyaslanabilir filmler. Öyle, hatta yani medeniyeti genel olarak ele alış biçimleri üzerinden zaten. Contact'te çok daha geniş bir perspektif görüyoruz dünyaya dair. Yani hangi ülke buna nasıl tepki verdi? Hangi ideoloji bu duruma nasıl tepki verdi? Bir mesaj gelmesine, başka bir medeniyetten mesaj almamıza. Kim nasıl tepki verdi? Interstellar'da ise çok daha kahramana odaklı, çok daha kahramanlara, baş kahramanlara odaklı bir şey görüyoruz. Ve medeniyetten anladığımız şey de bütün varlıklarını tüketmiş kapitalist bir sistem. Yani bunun dışında bir şey görmüyoruz. Dünyayı artık tüketmiş, bitirmiş. Ve dünyada neler yaşandığını da bilmiyoruz aslında. Evet, dünyaya, evrenin başka bir gezegenine gitmeye çalışan bir insan grubu var. Biz hepsi çok Anglo-Sakson ve Amerikalı ve yine onların dertleriyle ve tasalarıyla uğraşıyoruz. Carl Sagan da zaten yaptığı bütün işlerde insanın dünyadaki varlığını hiçleştirmeye çalışan, işte meşhur Pale Blue Dot konuşması vardır. Kozmos'un da finalinde, ilk sezonun finalinde gerçekten çok insanı hem duygulandıran hem de bütün algılarını, evrene karşı algılarını açan küçücük bir metin aslında. İzleyen çoktur ama izlemeyenler baksın diyelim. Mesela orada anlattığı gibi insanı evrende hiçleştirmek üzerine bir izleyin yolunu tutuyor. Ve gördüğümüz şey bütün medeniyetin o bölük pörçük parçalanmışlığı aslında. Interstellar'daki gibi herkes bir arada ve hepimizi birbirimizi kurtaracağız ve bunu işte sevgiyle yapacağız anlayışından ziyade biz aslında ne kadar aciz varlıklarız ve bu acizliğimiz bakın kriz ortamlarında nasıl daha fazla kendini ele veriyor gibi bir soru üzerine ilerliyor. Bence en büyük ayrımları zaten bu iki film. Evet, şeydi, yaklaşım olarak da zaten şöyle temel bir ayrımı var. Bence zaten bu yönetmenlerin de filmlerinde bambaşka yerlerde durması sinema tarihinde. Yani Contact soruları cevaplamaya çalışan bir film değil. Yani tam olarak Carl Sagan'dan aldığı o bütün mirası çok da iyi uyguladığı için yeni sorular sorup ya da var olan soruları dramatize etmek gibi bir işlevi var. Ve film gerçekten bunu çok başarılı bir şekilde kullanıyor. Yani sürekli soru var, sürekli soru, sürekli merak. Ve tam da bilimin yapmaya çalıştığı şey yani. O merak seyirciye aşılıyor bir şekilde. Christopher Nolan'sa yani kurduğu dramatik yapı nedeniyle, bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum ama zaten kurduğu dramatik yapı buna zorunlu kılıyor. Sorulara cevap buluyor. Yani bir cevap var. Bu da bir tarzdır bu arada. Birçok hikaye böyle işler. Yani Jules Verne'den Wells'e kadar bu bir zaten yaklaşımdır. Bir şekilde sorulara bir cevap vererek bir hikaye oluşturma biçimi. O yüzden de her şeye bir cevabı var Interstellar'ın. Yani uzayla ilgili, evrenle ilgili, o yolculukla ilgili konularda bir cevap var. Ve bu cevaplar o yüzden her seyirci tatmin etmesi mümkün değil. Ya da bu cevaplardan yola çıkarak bir hikayenin herkese geçmesi mümkün değil. Böyle bir handikapı var Interstellar'ın. İşte kontaklar bence tam olarak burada ayrılıyorlar. O yüzden ulaştıkları seyirci de, dönemin kendisi de bunu zaten gösteren bir şey. Bir de şey kısmı da buna belki eklenebilir. Şimdi iki filmdeki o bilimsel çalışmalar üzerinden düşünürsek Contact çok uzun bir süresini bu keşfin nasıl yapıldığına ayırıyor mesela. Çok uzun bir süre boyunca Judy Foster'ın karakterinin uzayı inanılmaz bir ısrarla, bütün herkes ona karşı olmasına rağmen dinleme çabasını görüyoruz. Aslında orada çok tekil, gerçekten bir kahramanlık hikayesi anlatılıyorsa burada belki de filmin o ilk bir saatinde anlatılıp bitiyor ve oradan doğan bir inanç üzerinden akıyor sonra. Bu inanç da hiç teolojik bir kavram değil mesela filmde. Bence o kısmı da çok etkileyici. Çünkü Carl Sagan da aslında inançlı bir insan, bunu tırnak içinde söylememiz gerekirse. Fakat o inançtan anladığımız şeyin çok daha gelişkin bir tanıma sahip olması gerektiğini düşünüyor. Çok daha felsefi bir yerden bakıyor inanç kavramına. Interstellar'da ise mesela hani filmin fizikçileri, bu ilerlemeyi sağlayan progresif fizikçileri üzerinden düşünürsek biri Michael Caine'nin karakteri ve sürekli olarak bu teoriyi ben çözeceğim, halledeceğim vesaire gibi arka planda akan sayıklamalar şeklinde aktarılan bir bilimsel akış var. Sonrasında ise işte Jessica Chastain'in karakteri Archimede yaptığı bir göndermeyle Evreka diye odadan çıktığını görüyoruz. İşte Matthew McConaughey ile kurduğu o kitaplar üzerinden bağlantı vesaire. Bütün bunlar hani çok bilimin yanında durmaya çalışan bir filme baktığımızdan Interstellar gibi bana çelişkili geliyor biraz. Gerçekten hani çünkü o zaten katarsisi yani Interstellar'ı şeyden kuruyor. Bulmak yani, o cevabı bulmak. Yani bir anda bir ampul yanacak sanki kafamızda gibi bir Kontakta ise bütün şey yani acaba cevap gelecek mi üzerine kurulu. Şeye geçelim o zaman biraz da ikinci bir ara başlık olarak. Evrene taşınan duygular. Hı-hı. Yani burada da iki film tamamen ayrılıyor. Interstellar'da bildiğiniz üzere
sevgi. Yani filmin zaten o final bloğunda tamamen o ünlü sahnesi, o kitaplık sahnesi bile tamamen bunun üzerine kurulu. Sevgi. Kontaksa inanç aslında. İnanç çatışmasını bütün film boyunca kullanılıyor. Filmin ana karakterlerinden bir tanesi yine Matthew McConaughey Kontakt'ta da var. Bir rahip ve bilim insanıyla çatışıyor. Bunu da açarız biraz. İki filmin bu evrene taşınan duygular anlamında da farklı yollara saptığını görüyoruz. Evet, yani sevgi tabii ki çok önemli bir duygu ve çok humanizma içerikli bir duygu. Ama yani Interstellar zaten bir kere kahramanlık anlamında o kadar ayırıyor ki sevgi öyle sevgiyi öyle bir ele alıyor ki insanı çok özel kılan bir yerden, insanı diğer canlılardan çok daha başkalaşan, başkalaştıran bir yerden. Filmde şeyi bile görmüyoruz. Dünyada kalan diğer canlıları, yok ettiğimiz diğer canlılara falan ne oluyor? Yani filmin bu kadar bile genişleyen bir perspektifi yok mesela, ki önemli bir sorudur bu. Hani kendi fizikçi diyen, astrofizikçi diyen insanlar genellikle evreni, gezegenimizi insandan daha geniş bir şekilde ele almaya çalışırlar. Çünkü canlılık zaten birbirinin içinde vardır. Birbirine bağımlı bir şekilde vardır gezegenimizde. Fakat işte zaten tabii ki Hollywood'un kodları da bu yöne hep savrulur. Fakat Kontakt en azından mesela bundan kaçmanın yollarını buluyor. Medeniyet kavramını o kadar genişletiyor ki bu soruyu sormuyorsun. Diğer canlıların ne oldu sorusunu. Çünkü onlar da zaten buradaki canlılığın işleyişi içerisinde hep filmin içerisinde hiç görmememize rağmen varlar. Hissediyoruz. Dünyayı hep beraber görüyoruz aslında. Sevgi demiştik. Yani sevgi çok insana mahsus gibi bir duygu olarak düşünülür. Fakat aslında ne bileyim kedilerde kediler de severler. Kediler de mesela yataklarında yatmayı severler. Sahipleriyle, arkadaşlarıyla birlikte olmayı severler. Sevgi bu kadar küçük ve insana özgü bir duygu olarak ele alınması ve evrene götürdüğümüz duygunun bize özel bir sevgi olması bile beni birazcık filmden soğutuyor mesela. Ama konteksti biraz daha inanç üzerinden akıyor. Jodie Foster'ın karakterinin bu evrende yalnız olmadığımızı düşünmesi, ki bu zaten Carl Sagan'ın da çok meşhur bir alıntısı vardır filmde de sürekli kullanılan. Bu kadar büyük bir evrende sadece biz varsak bu çok büyük bir boşluk olur, manasız bir boşluk olur. Anlamlandıramadığımız evrenin kodlarına, fiziksel özelliklerine, gerçekliğine hiç de uymayan bir yaklaşım olur gibisinden bir bakışı var. Kontakt'in her anında da inancı bunun üzerine kurulduğunu hissediyoruz. Jodie Foster buna inanıyor aslında. İnandığı şey bu. Bu evrende yalnız olmadığımız, özel olmadığımız, bir madde olduğumuz ve bununla barışık olmamız gerektiği. Bizden daha üstün bir medeniyetin bir yerlerde yaşayabiliyor olabileceği gerçeği ve bu medeniyeti anlamak için aslında ve evreni anlamak için sergilediğimiz bütün çabaların aslında yaklaşım, yanlış soruları sorduğumuz için bize yanlış cevaplar verebileceği üzerine akıyor. Ve bu aslında bilimin en temel sorusu. Bence bilimin en koruna iniyor. Doğru soruları sormamız gerekiyor. Film boyunca görüyoruz ki Kontakt'te bütün otoriteler, dünyadaki iktidarlar, ideolojiler hep bu medeniyeti yanlış soruları soruyor. Düşmanlar mı? Barışçılar mı? Şöyleler mi? Böyleler mi? Aslında onları hissedip hissedemeyeceğimiz, onların ne olduğu üzerine asla sorular sorulmuyor mesela dünyada. Bunu soran tek karakter Jodie Foster. Onları anlamaya çalışan, başka bir mindset'e geçmeye çalışan tek karakter. O yüzden bence gerçek bir kahraman. Burada aslında iki filmde kullandığı bir tane anahtar var. Onu da konuşalım. Baba figürü. Yani iki filmde de çok önemli. Hatta bütün ana çatışmasını buradan yürütüyor. Temel farklılıklarını yaklaşımdan ayıran şey de aslında bu oluyor. Kontakt'ta babasını çok küçük yaşta kaybediyor. Babanın yokluğu onun için bütün film boyunca taşınan bir şey oluyor. Tamam, Interstellar'da da var. Interstellar'da ana karakterimiz babanın kendisi olsa da aslında hikayeyi ilerleten yine onun yokluğu oluyor. Kızını terk edip uzaya gitmesi ve orada yıllarını geçirmesi ve bunun üzerinden kızının ona büyük bir öfke duyması var. Şimdi işte burada tam olarak şöyle oluyor. Ki bu arada inanılmaz bir sahne var, babasının yokluğundan bahsetmişken yani evet. İzleyenler bilecekti, bir ayna sahnesi var, nasıl çekildiğinin anlaşılmayacağı kadar evet, olan karakterde sahne. Karakterde yaşanan travmayı aynı şekilde izleyicinin algılarıyla oynayarak izleyiciye de geçirmeyi başaran çok yaratıcı bir sahne gerçekten. Yani yönetmenin şov yapmadı, tam olarak o travmayı yansıtma biçimi olarak gösterdi bir sahne. Aslında bu babanın yokluğunu Kontakt tam olarak felsefi bir sorunsal olarak ele alıyor. Jodie Foster'ın babasıyla, babasının acısıyla baş etme yöntemi aslında babasından öğrendiği şeyler. Yani küçükken ona o bilimi sevdiren, o merak duygusunu kazandıran
Hatta babası öldüğü anda bile yıldızlara bakan bir karakter var. Ve bütün bu hayatındaki bütün bu boşluğu oradan doldurmaya çalışıyor. Hı-hı. Bilime dair sorduğu sorularla aslında babasını dair hislerini de bir araya getiriyor film. Hı-hı. Interstellar'da ise bu tamamen bir hikaye çatışmasına dönüşüyor. Yani kız çocuğu büyüyor, babasına öfkesi geçmiyor. Biz babasını takip ediyoruz. Babasıysa o sırada uzayda nelerle uğraşıyor diyoruz. Ve sonrasında en sonunda o sevgi sayesinde birbirlerini anladıkları ve bütün formülü çözdükleri ve dünyayı kurtardıkları bir yere gidiyor. Yani bu bir filmin işletilmesi için gereken her şeyi yüzeysel bir şekilde işliyor. Yani sevgi diyor aslında Interstellar. Ama bunu böyle gerçekten dolu dolu izlediğimiz sahnelerin toplamını bir düşünelim. Ben hatırlamıyorum. Zaten yani evreni algılayış biçimimizde eğer gerçekten hani bilime ve fiziğe inanıyorsak sevgi denilen kavramın bizden çok daha aslında bizimkinden çok daha gelişmiş bir kavram olduğunu da düşünmemiz gerekiyor. Yani Interstellar hani öyle bir yerden şey yapıyor ki bu kavramı kutsallaştırıyor ki evrenin geri kalanına dair olan inancımız da bence zedeleniyor. Çünkü insanı bu kadar ön planda tutan bir anlatı bence yani zaten genel olarak astrofiziğe, evreni araştırmamıza ve kendimizin aslında ne kadar küçük olduğunu, ne kadar anlamsız olduğunu fark etmemize ters bir yapı kuruyor. Aynı karşılaşma işte Contact'te de var. Yani Judy Foster o seyahati edip etmediğini de bilmiyoruz. Film zaten bu anlamda da kafayı karıştırıyor ama ona inanmamızı sağlayacak kanıtlar da var. Bu yolculuğu yaptığında yine o da babasıyla yıllardır hayalini kurduğu ölmüş babası suretinde bir canlıyla karşılaşıyor gittiği yerde. Ve mesela filmin orada bulduğu çözüm bile inanılmaz. Bu sahne iki şekilde de okunabiliyor. Çok manevi bir yolculuk olarak da okuyabiliyorsun. Karakterle nasıl bağ kurduğuna bağlı ve o dünyayla. 1900'lerin başında yaşanan bu insanın en büyük travmalarından biri zaten. Zamanın göreceli olduğunu fark etmesi, Einstein'ın bunu teorize etmesi ve bütün dünyayı açıklaması ve o güne kadar işte Newton fiziğinin sunduğu her şeyin bir anda yıkılması. Newton zamanı akıp giden ve boyuttan, diğer boyutlardan bağımsız bir şey olarak görürken Einstein şunu teorize ediyor ki zaman kütle çekime bağımlı bir şeydir ve buradan yeterince hıza bağımlı bir şeydir. Yeterince hızlanırsak zaman bizim için yavaşlar. Bu teori iki filmde de farklı şekillerde kullanılıyor. Contact'te bunu şöyle görüyoruz, finalde görüyoruz. Orada yaşanmış saniyeler içindeki bir olay. Judy Foster'ın çok uzun bir tecrübesine, dakikalarla ifade edilebilecek bir tecrübesine dönüşülüyor. İşte şey ise Interstellar ise çok daha Hollywood kodlarına yakın bir film olduğu için Einstein'ın teorisinden bugüne kalan en popüler tartışmalarından birini sadece gündeme getirerek işte burada geçirdiğim zaman şurada şu kadar etti. İşte Cem Yılmaz'ın Arog'da bile kullandığı paralel evrende işte şu kadar zaman oldu gibi bir teoriyi daha sofistike hale getirmeye çalışıyor. Bu da bence belli kavramlara yaklaşım iki yönetmenin ve yazarın belli kavramlara yaklaşım arasındaki farkını özetliyor gibi geliyor bana. Ben Contact'ta inanç tartışmasını çok fazla kullandığını söylemiştik. Bunun için de işte bir tane karaktere ihtiyacı var. Rahip karakteri. Ben onu filmin çok fazla merkezine yerleştirdiğini düşünüyorum mesela. Mesela o olmasaydı film, o kadar etkin olmasaydı film zarar görür müydü? Sanmıyorum ama bir şekilde onu kullanmak istemiş finale kadar. Ben ona şey ekleyeyim. Yani onu şundan önemli buluyorum ben. İnanç dünyada o kadar kirletilmiş bir kavram ki yani inanç dediğimizde aklımıza o kadar fazla şey geliyor ve bunların çoğunluğunda çağrışımları o kadar kötü ki Carl Sagan da başka şeylere, evrene ve hiçliğimize inanan bir insan olarak bu kavramın altını birazcık daha çizmek istiyor tabii ki ve o kadar da aslında kirli bir kavram olmadığını çok humanist bir insan olduğu için gündeme taşımaya çalışıyor. Rahip karakteri de biraz o yüzden aslında yani din hani çok tartışılan bir şey. Özellikle bilim ve din çatışması da zaten yıllardır bitmedi. Hiçbir zaman da bitecek gibi gözükmüyor. Hani bu anlamda aslında bu iki kavramın yeri geldiğinde hiç de çelişmeyebileceğini eklemek için Matthew McConaughey'in karakterini koyuyor. Aslında gerçekten filmin içinde de bir tez antitez var bu programın adı gibi. Judy Foster ve Matthew McConaughey'in arasında bir tez antitez var ve onlardan aslında bir sentez oluşturarak en azından Christopher Nolan'ın net bir şekilde verdiği o cevapları birazcık daha bulanık hale getirmek için aslında Matthew McConaughey'in karakterini kullandığını düşünüyorum ben. Bu filme destek sağlıyor diye düşünüyorum. Biraz da şeyi konuşalım. Dönemi
dünyasını, yani o politik atmosferini, bürokrasisini kullanıyor. Çünkü farklı dönemlerde geçiyor iki film. Bu da bugün hani sinema açısından bize çok şey söylüyor. Kontak biraz daha hani saf olduğumuz 90'lar sonuna doğru bir dönemde çekildi. Ve o dönemi sürekli ittirerek içine. Bill Clinton'ın gerçek görüntülerini bile kullanarak. Evet, Zemeckis'in daha önce de Forrest Gump'ta da kullandığı bir teknik o. Ve Interstellar ise 2010'ların ortasında daha da geleceğe bir projeksiyon çizerek bir distopya anlatıyor aslında. Hani gıdanın artık besinin tükendiği ve dünyanın tamamen değiştiği, bir şekilde artık dünyanın yaşanmaz hale geldiği ve başka dünyalarda bir yaşam aramak zorunda olduğumuz bir distopya anlatıyor. Yani aslında şey olarak, dünya olarak bambaşka. Yani biri bir distopya anlatıyor, birisi günümüzü anlatıyor. O yüzden hikayelerde tetikleyici noktalarda biraz bu oluyor. Çünkü kontaktaki o politik atmosfer, özellikle erkeklerin o dünyasında bir kadının bulduğu bir mesajı bütün o politikanın içerisinde, bürokrasinin içerisinde doğru bir şekilde değerlendirememek, o kaotik atmosfer, hani gerçekten böyle bir mesaj gelse ne yaparız sorusuna çok komik ve karikatürize bir yerden bir resim çiziyor aslında. Ve orada yani bu hard science fiction diyorlar işte, birazcık daha bilimle iç içe, bilimin gerçekliğini kullanarak yapılmaya çalışan bilim kurgu filmlerinde bence bulunmuş en iyi fikirlerden birini de, o keşif anı ve gelen mesaj. Gerçekten olağanüstü bir fikir. Onu da herhalde bağlamamız gerekiyor buna biraz. Gelen mesajın kendisini diyorsun. Evet. Evet, onu da bahsedelim. Hem çözülme süreci o mesajın, hem de ondan sonra yarattığı etki. Gerçekten olağanüstü bir akış var. Çok politik bir hikaye var orada. Evet, Hitler'in, söyleyelim, Hitler'in olimpiyatlarda gönderdiği, ilk kez uzaya gönderilen ses olarak yaptığı konuşma. Ya bir cevap veriyor aslında. Evrenden gelen cevap biraz. O sese karşılık bir cevap. Bize geri gönderiyor. Aldık sinyalimizi. Sinyalimizi aldık diyor. Ve bunun deşifre edildiği anda Hitler'i görüyoruz. Çok çarpıcı bir an gerçekten. Ve bütün o bürokrasi orada. Herkes artık duyduğu için gelmiş ve odanın seti, odasının içerisinde herkesin bu mesaja nasıl tepki verdiğini görüyoruz. Askerler mesela o sahnenin başında Judy Foster tarafından odanın dışına çıkarılıyorlar. Bakın Hitler mesajın Hitler olduğu anlaşıldı. Askerleri şöyle bir hareketle tekrar içeri alıyorlar. Çok güzel bir sahne mesela. Şey de çok güzel aslında bir şey çiziyor. Yani bu bütün insanlık tarihindeki bu güç, iktidar tutkusunun ötesinde, yani evrendeki o küçüklüğümüz, o çaresizliğimiz, gelen mesaj konusundaki bile ne yapacağını bilemez halimizde çok güzel bir kontrast oluşturuyor bir yandan. Bir de öyle açık ki, yani insanlığın o noktada verdiği tepki şu oluyor. Bir mesaj geliyor ve bu düşmancıl olabilir mi falan, işte ne yapabiliriz ya, bizi yok ederlerse, bu makineyi çalıştırırsak yok ederlerse. Fakat hani asıl soru şu: sana kendin çözümleyemeyeceğin bir boyutta şifreleyerek mesaj gönderen bir medeniyetin düşmancıl olup olmadığını tartışıyorsun. Sanki düşmancıl olsalar yapabileceğin bir şey varmış gibi. Bu işte insanlığın egosantrikliğinin ve kendine nasıl güvendiğinin bir özeti gibi bu. Kısacık süreçte anlatılan şey bütün medeniyet tarihimizi özetliyor aslında. Düşmana karşı o duyduğumuz o saçma, o korku dolu ve bizi anlamsız hareketlere sürükleyen yaklaşımımız. Interstellar'da ise şöyle bir sıkıntı var benim açımdan. Seyirci olarak hep ilk izlediğimde de bunu hissetmiştim. Tekrar izlediğimde de. Bence çok iyi kurulmuş. Yani dünyası çok iyi kurulmuş. Dünya bitmiş halde ve bir tane çiftçinin evinden dünyanın ne hale geldiğini anlayabiliyoruz bir anda. Ama sonra hikaye kahraman hikayesine dönüştükten sonra şey istiyor hikaye. Yani gerçekten dünya ne halde? Yani buna dair bir bize perspektif çizebiliyor mu? Bunu görmek istiyorsun. Hani açılıştaki o küçük aile dünyasına ben okeyim bu arada. Gerçekten etkileyici. Ama bir kahraman hikayesine dönüşüyorsa ve sonra NASA'yı bulduktan sonra bu kadar büyük fikirler, büyük projeler ve büyük hedefler üzerine konuşuyorsa, gerçekten dünyanın ne halde olduğunu biraz olsun bir tık o perspektifi görmek istiyorsun. Ama galiba o emeği biraz daha şeye harcıyorlar. Dünyadan uzaklaştıktan sonra evrene harcamışlar. O kısmı fazla düşünmemişler. O yüzden o distopyanın tam olarak bana geçmediğini söyleyebilirim. Bu beklentiyle alakalı. Hani o yeterli olmuş olabilir bazı seyircisin ama ben o perspektifin biraz eksik olduğunu düşünüyorum açıkçası. Matt Damon'ın canlandırdığı karakterin içinde bulunduğu psikolojiyi tamamen yine bir aksiyon sahnesine yaslaması da bence yine bu anlatılan hikayenin özüne bence zarar veriyor. Yani aksiyon tabii ki, yani ben bilim kurgu aksiyonu çok severim.
filmleri bence gerekliliği üzerinden tartışabilir. Interstellar da sonuçta bir drama aksiyon bilim kurgu filmi olarak adlandırabiliriz. O aksiyon olduğu çok iyi sahneler de var ama yani gezegende iki tane astronotun birbirine girdiği sahneler, yani anladın mı, o duyguyu verirken bence bunlar da biraz zarar veriyor. O bütün dünyasını anlatmak açısından diyorum. Sen üç gezegenden bahsettiğin için. Ya yani iyi de bir fikir Matt Damon'un. Yani bir planette, bir şeyde, gezegende unutulmuş, orada kalmış, geri dönememiş. Zavallı, aciz durumdaki bir insanın psikolojisi gerçekten zaten tek başına film olabilecek bir materyale sahip. Fakat işte Nolan... o kadar gerçekten senaryolarını, Kutkan'la da geçen işte üçümüz zoom yaparken konuşmuştuk, o da söyledi. Çok böyle o kadar mühendis kafasıyla gerçekten her şey yapıyor ki, bu arada Kutkan şey demişti hatta, İngiliz edebiyatı okumuş birinin nasıl bu kadar mühendis kafayla işler yaptığını anlayamıyorum demişti. Gerçekten bütün filmlerine baktığımızda fikirleri görüyoruz. Gerçekten hani dokunulduğunda, birazcık daha maneviyatına inildiğinde, ki hani maneviyatı da çok önemseyen bir film olduğunu, sevgi gibi çok büyük kavramları sürekli kullanması üzerinden düşünebiliriz. Fakat bu duygusal, yani dramatik zekası bence ele aldığı meselelerin büyüklüğünü kavramaktan biraz aciz kalıyor. Bunu ben Inception için de söyleyebilirim. Interstellar için de söyleyebilirim. Tenet için hele yani 100.000 kere daha söyleyebilirim. Tabii ya, mesela Marion Cotillard'ın Dark Knight'taki ölüm sahnesi, ne yani, mesela başka bir şekilde çekecek. Yani yönetmen mesela gerçekten o sahneye edebi olarak bir duygu ekleyecek. Çünkü yani ana karakterin hikaye, o Marion Cotillard'ın oynadığı karakterin Ra's al Ghul'un kızı ve bunun ortaya çıkmış bir yaklaşık bir 20-25 dakika önce bir hikayesini öğreniyoruz. İntikam hikayesini öğreniyoruz. Ya onun biraz daha derinlikli bir şekilde bir ölümü olması lazım yani. O duygunuzdan geçmesi lazım. O duyguyla Matt Damon'un uzayda yalnız kalıp gerçekten kafayı yemiş karakterin duygusu, işte ölüm duygusu bana aynı geliyor. Yani çok basit bir şekilde, evet, sadece hikayeyi tamamlasın diye bitirilmiş gibi geliyor. Hele ki yani hani bu kadar karmaşık şeylerden bahseden bir film, insan psikolojisi üzerine bu kadar sıradan fikirlerle devam ediyor. Hani Contact de şey değil, inanılmaz bir psikolojik tarafını işin anlatan bir film değil. Çok daha yani tabii ki tek boyutlu aktarılan, işte çok aslında kahramanın yolculuğu formüllerine uyan bir film, ama oradaki işte küçük dokunuşlarla, yani bu da evreni kavrayışla alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Tabii yani bir sonuçta 2001'den bahsetmiyoruz. Contact'te evet, ana akım sinemaya uygun şeyleri var. İşte o birinci tasarlanan uzay aracının, hı hı, işte bir tane aşırılıkçı, radikalci, hı hı, biri tarafından patlatma sahnesi mesela, yani çok kolay bir çözüm, hı hı, ama hani bunlar biraz daha yan hikayeyi işlediği için belki göze batmıyor. Evet, yani kavrayışımız yeterince genişse zaten, sonra onu daraltıp filme koyduğumuzda zaten iş yapıyor yani. O genişlikte zaten filozof değilsen ele alamazsın yani bu meseleleri. Kavrayışımızı kapsül haline getirmenin bir yolunu buluyor. Nolan'ın filmi Interstellar ise bunun tam tersi yani. Hani o kavrayışı, o geniş kavrayışı aynı genişlikle duygusal bazda da ele alabildiğini zannediyor. Bütün o mesajlaşma, dünyadan gelen mesajlar, gidenler, orada Matthew McConaughey'in tepkisi, Jessica Chastain, işte kütüphaneler, düşen kitaplar vesaire. O kadar fazla o duygusal tarafını güçlendirmek için dayatılmış şey var ki içinde. Fakat işte kavrayışı aslında o kadar dar ki evrene dair ve acizliğe dair her şey çok yavan kalıyor. Yani birazcık ben bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. Biraz da şeyi konuşalım. Yani yönetmenlik olarak seçimler ve ses tasarımı kısmına da girelim. Çünkü çok önemli. Özellikle ses tasarımı, seninle birlikte izlerken direkt hani birbirimize baktık. Yani kontağı bence Interstellar'dan ve birçok bilim kurgu filmi Interstellar'dan ayıran nokta bu. Yani Interstellar'ı sevenler de varsa bence tekrar bakmalı. Filmin ses tasarımına en ihtiyaç duyulan sahnelerde, yani uzay aracının kalktığı sahneler, istasyonların birleşme sahneleri, uzaydaki sesi duymamız gereken sahneler, yeni gezegenlerde sürekli müzik var. Yani inanılmaz bir şey. Yani bu zaten benim, ben Christopher Nolan'ın ilk dönemi çok seven biri olarak söylüyorum. Son döneminde en rahatsız olduğum şey. Yani sürekli müzik dayama işi. Veronica dev adam ya. Yani sürekli. Okey, yani bunun seyircide karşılığı olabilir. Ama yani herhangi bir bilim kurgu filmi kıyaslayınca işte o defo çok ortaya çıkıyor. Yani Kontaktik ses tasarımı bu arada muazzam. Yani her anı muazzam. Yani sesi duydu. Zaten ses üzerine kurulu bir film. Yani bir ses bekliyor. O ses geliyor iletişim olarak. Ve sonra sesi araştırıyorlar. Ve sonra uzaya kalkmaya çalışıyorlar. Oradaki uzay aracı da bir yolculuk yapıyor. Ya da yaptığını sanıyoruz. Bilmiyoruz. Ve orada kullanılan ses işte yani sinema budur diyeceğim bir ses. Ya yani ben zaten sinemayı bilim kurgu filmine
O yüzden izliyorum yani, o sesleri de duymak için bütün o ses, yani hele evrenle ilgili bir şeyde sesin bu kadar önemli olduğu bir noktada Christopher Nolan'ın sürekli müziği dayaması akıl alır gibi bir şey değil mesela. Evet ya, bir de Contact'te şöyle bir buluş da var tabii ki, o başka medeniyet tarafından gönderilmiş o uzay gemisi kapsülü planlarına baktığımızda ve onu yaptıklarında insanlar bakıyorlar ve diyorlar ki sadece yuvarlak bir şey gelmiş. Uzayda yolculuk yapacak olan bir insan nasıl bunun içinde hiçbir şey, onu koruyacak hiçbir şey olmadan durabilir? Bu yüzden içine bir koltuk ekliyorlar, bir emniyet kemeri, onu emniyette tutacak bir mekanizma ekliyorlar. Ve bu yolculuğu zorlaştıran tek şey o mekanizmanın kendisi oluyor. O zangırtıyı da zaten çok uzun bir süre bu yolculuk esnasında o yüzden duruyoruz. Judy Foster inanılmaz yolculuğun başlarında inanılmaz zorlu bir yolculuk yapıyor. Ve bunun tek sebebi yine insan aklının devreye girip kendi anlayamayacağı konularda fikirler üretmesi. Bu yolculuğu o medeniyetin gönderdiğinden daha başka bir plan üzerinden yapması. Hemen ardından yine Interstellar'la bence karşılaştırabileceğimiz bir an geliyor. Judy Foster daha önce hiç gözlemlenmemiş insan gözüyle evrende bazı yerler, bazı coğrafyalar, bazı şeyler görüyor. Gazlar, bulutlar, gezegenler vesaireler ve buna verdiği tepki, yani ne bileyim işte Interstellar'da yine gidilmemiş gezegenlerde insanların onunla karşılaştıklarında verdiği tepkilere nazaran karşı karşıya koyduğumuzda birisi buraya bir şair göndermelilermiş diyor. Diğerleri ise dünyayı kurtarmaya bu çabalarına son derece dünyevi ve insana yönelik insan merkezli çabalarına devam ediyorlar. Bu da çok büyük bir ayrım diye düşünüyorum. Tabii bir de orada Foster'ın yani sen o tarihin yani oyun gücü en yüksek oyuncularından takım olan 10 dakika bu arada orası. onunla kıyaslamak bence Metin Makkuno'ya da haksızlık olur, diğerlerine de olur. Bir de şeyi söyleyeyim bu arada. Yani bence Interstellar'ın müzikleri de çok iyi. Çok çok iyi. Yani gerçekten benim hala dinlediğim müziklerden bir tanesi filmle ilgili bana kalan. Ve bir uzay operası olarak da çalışabiliyorlar. Sadece çok fazla ama var yani. Kullanımında bir sıkıntı var. Sürekli müzik, sürekli müzik yani şey yerli dizilerimiz gibi yani her sahnede müzik dayamak ve o ses tasarımından kaçınmak mı artık bilmiyorum seyirci. Yani daha sert bir şey bekliyorsun. Daha, yani uzaya çıkıyorsun ya karanlıktasın yani ve orada o duyguyu almak istiyorsun. Ve orada ses yok. Ses yayılmıyor orada yani. Bu aslında uzay filmlerinin en çok kullandığı şeylerden biridir işte. Gravity mesela Alfonso Cuarón'un filmi. Onu öyle bir kullanır ki yine çok fazla müzik kullanır. Ama ses tasarımı o kadar bir dengededir ki uzayın sessizliği sürekli olarak üzerine çöker. Zaten film şey diye açılıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Veya şeyi buydu. Plotline'ı filmin tanıtım yazılarında geçen. Uzayda sesinizi kimse duyamaz. Zaten gerilim genelde bunun üzerine kurulur uzay filmlerinde. Nolan ise öyle bir gerçekten yolculuk dünyası, öyle bir uzay kuruyor ki dünyadan bir farkı yok gibi geliyor bana yani izlerken. Filmin açılış sahnesi de bence Contact'te çok 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 önemli. Hatta ben yani kapanış sahnesiyle de üst üste koyduğumda çok güzel bir simetri oluşturduklarını düşünüyorum ben. Yavaş yavaş radyo dalgalarıyla beraber dünyadan uzaklaşıyoruz. Asla aslında bir insanın ulaşamayacağı bizde kamera. Neyse ki sinemanın işte en güzel taraflarından biri bu. O insan eliyle yapılamayacak hiçbir şey, yapılamayacak şeyleri sana bir şekilde gösterebiliyor ve yapabiliyor sinema. Bu bir yolculuğa çıkıyoruz aslında evrenimizde. Yavaş yavaş önce dünyayı görüyoruz. Sonra biraz daha uzaklaşıyoruz. Diğer o tanıdığımız çevremizde hala çıplak gözle gözlemleyebildiğimiz gezegenleri görüyoruz. Sonra biraz daha kendi galaksimizin dışına çıkmaya başlıyoruz. Ve artık dünya görünmez hale geliyor. Artık solgun mavi bir nokta bile değil. Ve uzaklaştıkça aslında bir toz zerresi bile olmayacak kadar gezegenin, bütün evrenin, hatta kendi gezegenin, kendi samanyolunun bile önemsiz bir yerinde, hele ki evrene kıyasladığımızda asla parmakla bile gösterilemeyecek bir yokluğun içinde olduğumuzu fark ediyoruz. Bu bir kere filmi bununla açıyorsan bu bir statement'tır. Yani bu filmin bundan sonra sana neler göstereceğine dair en net ipucunu veren çok yaratıcı düşünülmüş. Çok çok iyi bir sahne olduğunu düşünüyorum ama Interstellar'ın açılışına mesela baktığımızda yine çok dünyevi, yine çok bize dair ve çok kısır döngü ya. Bundan belki de 50 yıl sonra hiçbir önemi olmayacak veya bilimsel gelişmeler yaşandığı anda önemsizleşecek soruların sorulduğu bir evrende buluyoruz kendimizi. Contact öyle bir açılışa sahip ki bu sorular belki de asla cevaplanamayacak. Bu sorular asla belki de bizim medeniyetimiz tarafından biz göremeyeceğiz, bizden sonraki nesiller göremeyecek, kim görecek yani, tamamen meçhul ve meçhule giden soru artık bu kamera gibi, meçhule, onun da meçhule gitmesi gibi filmin en büyük odağı zaten bence yani insanın da dünyada anlaması gereken en temel şey bu yani meçhule gittiğimiz, meçhulden geldiğimiz ve büyük bir meçhulün içinde olduğumuz ve yani başından beri konuştuğumuz gibi buna bir cevaplar vermeye kalkınca zaten sinema da etkisini yitiriyor.
Yönetmenlik de etkisini yitiriyor. Uzayda yaşanan o operatik macera da etkisini yitiriyor ve geriye hiçbir şey kalmıyor diye düşünüyorum. Ben Zemeckis bu anlamda zaten çok ince tercihlerle Sagan'ın dünyasını, Sagan'ın anlatmaya çalıştığı şeyleri de çok çok iyi anladığını düşünüyorum. Bu da çok önemli. Mesela Nolan'la Kip Thorne çalışırlarken bazı sorunlar yaşamışlar. İşte Nolan bazı sahneleri daha dramatik hale getirmek istiyormuş ama Kip Thorne demiş ki eğer benim ismim geçecekse bu filmde çok net bilinen bilimsel gerçekliklere ya da kanıtlanabilir ileride teorilere onların içinde kalmamız gerekiyor diye bir şart koşuyor. Mesela oradaki çatışmayı da film esnasında görebiliyorsun. Bir yönetmenin aslında fizikle çatışmak istemesi ve filmi elden geldiğince Hollywood'a ve satışa yöneltmek istemesi. Öte yandan Kontak da tabii ki satışa çok açık bir film. Yani böyle kurulmuş, böyle tasarlanmış. Dönemin popüler filmlerinden biri zaten. Tabii ki %100 hiçbir soru yok ama yani 20 yıl sonra mesela Kontak'ta izlediğinde oradaki soruların aynen güncelliğini koruduğunu, hatta daha fazla gündeme başladığını, daha da gündemde yer ettiğini görmeye başlıyorsun. Bu da tabii ki çok yönetmenlik ve yazar tercihiyle alakalı şeyler bunlar. Biraz da şeyle alakalı galiba. Yani bu kadar bilimsel olmaya çalışan iki film var. Bir tanesi o bilimsel yapıyı kahramanlık anlatısının iç içe geçirmeye çalışıyor. Bence bütün çelişkiler orada patlıyor. Yoksa bilim kurguda ikisi de işler yani. Daha bilimsel, daha düşünmeye yatkın filmler de olabilir. Aksiyona ve kahramanlık anlatısı üzerine kurulmuş filmler de olabilir. Interstellar bu ikisini bir araya getirmeye çalışıyor. Interstellar'ın aslında duygusal malzemesi çok daha fazla. Ki bunu finalde o kitaplık sahnesinde aslında coşturuyor bir anlamda ki filmi sevenlerin de büyük ihtimalle tüylerini ürperdiği sahne odur. Anlıyorum. Ama ben mesela ton olarak kontağın çok daha az malzemesi olmasına rağmen daha duyulara hitap edebildiğini düşünüyorum. Yani o babayla olan kurulan ilişki çok kısa sürmesine rağmen film boyunca onu yedirebiliyor. Bir daha bir sahne açmasına gerek yok. Yani öyle orada ilk 10 dakikada öyle bir ilişki kuruyor ki baba, kızı ve evren üzerine bütün film boyunca devam ediyor. Ve bu işte yani acayip bir yönetmenlik demek bu yani. Hani oradaki duyguyu bütün filme taşıyabilmek. Yani onu söylemiş olayım. Şey de çok önemli zaten bu noktada. Yani genel olarak bilimlere bakışları şu açıdan farklı noktada bence. Birisi şunu yapıyor Interstellar'da Nolan. Evreni hackleyebileceğimiz üzerinden aslında bir anlatı kuruyor. Yani bu solucan dediklerini bulabiliriz, büyütebiliriz, şöyle yapabiliriz, böyle şurada gidebiliriz. Buradan işte bu aslında kapitalist sistemin dünyada da yıllardır yaptığı teknolojik gelişmenin temelinde yatan evrene dair buluşlarımızın yine tüketilebilir bazı şeylere, yöntemlere dönüşmesi üzerinden akan ve yine insanın gelişimini, bu yükselişini bize bir şekilde başka bir anlatı içerisinde sunmaya çalışan bir şey var. Kontakt ise bunun tam tersi. Asla ulaşamayacağımız bir teknoloji elimize geliyor. Evrene dair ne kadar az şey bildiğimizin farkına varıyoruz film boyunca. Ve asla bu evrenden daha üstün olamayacağımızı, onu asla hackleyemeyeceğimizi, belki de en temel ayrışma noktalarından biri bu. Bu zaten tasarımlarına da çok sirayet ediyor. Uzay gemisi tasarımlarından, bilmem ne tasarımlarına, belki şimdi ona geçeriz yavaştan. Gezegen tasarımlarına hatta sirayet ediyor. Şey konuşalım son olarak, tasarımları ve biraz oyunculukları adına, oyunculuklardan da bahsedelim. İkisi de zamanının büyük bütçeli filmleri. Kontak da çok büyük bütçeli bir film aslında. Zemeckis'in filmleri zaten hep büyük bütçeli filmler. Hep gişede iş yapan filmler. Interstellar'da hani Nolan'ın hani şu anda dünyada bu anlamda en başarılı isim yani. Açık çek var elinde çünkü. Yani Marvel'ı bir tarafa koyarsak seyirciye ulaşan en fazla seyirciye ulaşan yönetmen diyebiliriz. İkisi de çok para harcamış. Kontakta tasarımsal açıdan çok fazla sahneye ihtiyaç duyulan yer yok açıkçası. Çoğu dünyada geçiyor zaten. Çoğu dünyada geçiyor ama çok etkileyici sahneler yine kurmuş. Bütün o çöldeki radyo uydularının olduğu sahnede bile çok güzel planlarla onu etkileyici hale getirmiş. Evrenden gelen mesaj sonrası yani evrende yaşayan uzaylılar dediğimiz canlılar tarafından gelen tasarımın hayata geçtiği bölüm var. Hem çok para harcanan. Oradaki tasarım bence harika. Yani şey fikri çok güzel bulunmuş. Yani dışarıdan gelse, direkt dışarıda yani dünya dışı varlıklar tarafından bir tasarım yapılsa o nasıl olurdu ya? Gerçekten etkileyici bir tasarım yapılmış. Ben çok etkileyici buluyorum. Zaten yani
şeyin filmin de en temel sorusu nasıl olurdu? Bu sorusu üzerinden işlediği için bir mesaj gelse nasıl olurdu? Bu makine yapılsa nasıl olurdu? Böyle bir tecrübe yaşansa nasıl olurdu? Bu çok heyecan verici bir soru. Zaten hani sinemanın temelinde yatan bu soru olduğu için Interstellar'da ise nasıl olduğunu biliyoruz her şeyin. Görüyoruz yani. Böyle olurdu üzerinden ilerliyor. Ve tahminler de yapabiliyoruz bundan sonra ne olacağına dair. Interstellar yer yer başarılı oldu, yer yer olamadığı yerler var bence. Dediğim gibi işte o çiftlikte o dünyayı bir yandan kuruyor ama bir yandan genel dünyaya dair bir şey anlamıyoruz. Uzay aracında ya da istasyonda çok etkilenmiyorsun çünkü bence oraların zaten dediğim gibi yani hem görsel olarak hem ses açısından etkileyici bir şey yok. Yani sıradanlaşıyor. Bence film izleyenleri çoğunu hatırlamayacağı sahneler o şey bile. İstasyonla hani aynı şeye oturtmaya çalıştığı yörüngesine birleşmeye çalıştığı sahne bile yani zaten çok görkemli sahneler olarak işlemiyor. Burada gezegenler öne çıkıyor çünkü ilk kez göreceğimiz yaşam var mı diye gördüğümüz gezegenlerde okyanusun olduğu tamamen sudan oluşan gezegen etkileyici tasarlanmış. Diğerlerini zaten birini görmüyoruz. Biri de biraz Pamuk Kuletravertenlerine zaten benzetilmişti sosyal medyada çok. Orada da çok yaratıcılık yok. Bence hani 3 saatlik bir film Interstellar'ın çok özen gösterilmiş tarafları var, etkileyici olan kısımlar. Ama tamamına bence sirayet etmiyor. Evet, ben de katılıyorum. Şey bence heyecan verici. Yani Interstellar'ın şuradan yola çıkması. Bütün evren belli elementlerden oluşuyor, belli atomlardan oluşuyor. Buradan evrenin diğer ucuna gitsek bile muhtemelen bu atomlarla, bu elementlerle, bu benzerliklerle karşılaşacağız. Çünkü hepsi singularity denen tek bir noktadan Big Bang ile bütün evrene genişleyerek yayılmış durumda. Bu soru ya yani tabii ki çok da iyi fizikçilerle, astrofizikçilerle ve teorik fizikçilerle tanıştığı için güzel cevaplar verilmiş. İşte bahsettiğim gezegende olduğu gibi. Yine aynı şey bence kara delik mevzusunda da ve orada ortaya konan iddia da önemli. En büyük soru işaretlerinden biri bilimin. Ne olduğunu biliyoruz, nasıl çalıştığını biliyoruz falan kara deliklerin ama onun içine girince ne yaşanacağı, nasıl bir yokluk olduğu bilinmiyor ve buna dair bir fikir üretmek aslında çok heyecan verici bir fikir. Yani Matthew McConaughey'in karakterinin oraya yavaş yavaş süzüldüğü anlar gerçekten insana heyecanlandırıyor. Tıpkı Judy Foster'ın işte Contact'in final bölümünde yaptığı o yolculukta olduğu gibi. Bence iki filmin temel karşılaştırılacağı nokta bu olabilir. Ama birinde işte çok daha dünyeviyetten, ya maneviyattan, insani maneviyattan çok daha uzak bir yandan da çok kişisel ve başka yerlerden o maneviyata yaklaşan, kimseye anlatamayacağın bir tecrübeye dönüşürken öbür tarafta o dünya kurtarmanın bir aracına dönüşüyor ve bunun üzerinde yine kat kat duygular döşeniyor. Daha önce film boyunca kurulmuş o karakter çatışmaları sayesinde. Yani temel olarak ben kara delik tasarımını da o heyecan da orada yaratılan heyecan da çünkü Hans Zimmer'ın müziklerinin belki de filmde en çok en iyi şekilde kullanıldığı anlar da onlar. Çünkü kara delikte gerçekten o çekim kuvvetini bilmiyoruz yani. Buna dair bir hayal üretmek bence çok güzel bir şey. Ama işte vardığımız noktada o bizden fazla boyut işte vesaire o tasarım da yine bence çok iyi. Kara deliğin içinde Matthew McConaughey'in geçirdiği süre ve yaşadıkları. Fakat orada hem işte Tars'la konuşması hem dünyaya dair o sorular vesaireler yani bir Judy Foster'ın o sürecine bakıyorum finaldeki o işte babası suretindeki kişiyle karşılaşma anına. Bir de Matthew McConaughey'in o kütüphaneden kitaplara işte Morse alfabesiyle kodlar yüklediği ana falan bakıyorum. İkisi arasında çok büyük bir fark görüyorum açıkçası. Ve bu zaten yani geçtiğimiz bir saat boyunca konuştuğumuz bütün şeylere finalde de yine uyan bir sürecin sonu oluyor. Yani tasarım anlamında tabii ki yani Christopher Nolan'ın filmlerine hatta bir şey söylemek zor yani. Dünyanın iyi zihinleriyle çalışıyor. Kendisi zaten çok zeki bir adam. Yani buna dair bir şey yok. Harika bir sinema mühendisi yani. Fakat işte yine aynı noktada, hep aynı noktada. Bence bütün filmlerinde de aynı noktada takılıyor. Hem bence yazarken ikinci bir görüşe ihtiyacı var ve bu Jonathan Nolan değil. Zaten aynı evde büyüdüğü, aynı duyguları paylaştığı büyük ihtimalle ve aynı tecrübeleri, aynı sosyopolitik durumları yaşadığı bir insan değil bence. Gerçekten ikinci bir zihne ihtiyacı var bence Nolan'ın. Ve böyle bir zihin bulduğu anda bütün bu mühendislik becerilerinin, bu tasarım becerilerinin de bambaşka bir şeye dönüşebileceğini düşünüyorum ben. Oyunculuklarla ilgili de ben bir şey ekleyeyim. Yani Michael Caine gibi büyük oyuncular, özellikle İngiliz oyuncular, Hollywood filmlerinde bence çok sallamıyorlar. Bu çok belli oluyor. Sadece Michael Caine değil. Birçok hani zaten bağımsız sinemada, tiyatroda döktüren, övgüler alan isimler Avrupa sinemasında. Yollamış gibi. Bir evet, yani çok sallamıyorlar. Beni zaten genel olarak çok rahatsız eder bu tarz oyuncuların performansı.
Yine Michael Caine hadi yer alayım demiş. Enel Tvey de bence keza hiç o buz atmosferine hiç uymuyor. Matthew McConaughey'e taşıyor filmi zaten. Bir de tabii ki bir de Jessica Chastain hani, taşıyorlar. Başrolde. Büyük oynuyorlar. Hani o büyük oyunculukları sevenler için gayet ideal. Ama ben Contact için gerçekten Judy Foster'ı çok özlediğimi anlıyorum izlerken. Yani yerine bir oyuncu koyulamıyor yani. Hani bazı oyuncuların yerine koyarsın ve hani gelenek olarak da devam ettirir. Robert De Niro'nun, Al Pacino'nun bile hani devasa oyuncuların bile aynı tarzda geleneğini devam ettiren oyuncularla karşılaşıyoruz. Judy Foster'ın yok gerçekten. Çok özel bir oyuncu. Çok özlediğimi fark ettim. Ben de. Her Contact izlediğimde bunu düşünüyorum yani. Kaçık trivia'yı da ver istersen. Judy Foster'ın o görme engelli arkadaşı Carl Sagan'ın da gerçekten yakın arkadaşıymış. Onu düşünerek yazılmış o karakter. Zeynep bize bayağı güzel trivialar buldu. Judy Foster'ın o görüşmede yani para bulmaya çalıştığı sahnedeki kıyafetleri de Carl Sagan'ın kıyafetleriymiş. Böyle güzel trivyalar var, bakabilirsin. Ha, şeyi ekleyelim de, Contact'ta şey bile çok enteresan bir öngörü. Bütün bu süreç boka sardığında ve ilk yapılan gibi bütün dünyanın parasıyla, ülkelerin parasıyla ortak bir şekilde yapılan uzay kapsülü parçalandığında bir girişimci, bir aslında bilimle çok ilgili, içli dışlı ama bir yandan da çok mistik, rengini belli etmeyen, iyi mi kötü... Devletler üstü bir karakter, serveti olan, çok büyük bir serveti olan bir karakter ortaya çıkıyor. Bunu da yani şu günün dünyasını Elon Musk'ından bağımsız düşünmek çok zor. Bu da öngörüsü filmin yüksek olması. Evet yani bu yani nasıl olacak sorusunu sürekli soran bir filmin böyle bir cevap da verebilmiş olması tabii ki çok yani Carl Sagan'ın o dehası ve evrenimizi insanı nasıl anladığına dair çok güzel fikirler veriyor bence. Evet, tez antitezin ilk bölümünde Contact ve Interstellar'ı konuşup biz bölümü gerçekten sevdik daha çekmeden. O yüzden hiç aksatmadan devam edeceğiz. Biraz türler üzerinden gideriz. Yani aksiyon sineması, romantik komedi, işte dram, politik sinema her türde belli filmlerle devam ederiz. O zaman Kaan, ekleyeceğim başka bir şey yoksa bitirelim. Benim yok. Çok keyifliydi. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sonraki programlarda görüşmek üzere.